Efendim dün bilindiği gibi Karabağ'da sağlanan ateşkesin ardından taraflar ilk kez bir araya gelmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan Moskova'da ateşkes sonrası süreci görüştü. Tarafların bölgenin kalkınma sürecini ele aldığı bildirildi. Zirve sonrası yayınlanan deklarasyonu ve zirvenin yansımalarını ise uzmanlar değerlendirdi. 44 gün süren çatışmanın ardından ilk kez Kremlin sarayında bir araya geldiler. Karabağ'ın Azerbaycan olduğunu ilan eden anlaşma sonrası devam eden süreci müzakere ettiler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinya'nın görüşmesinin yansımalarını uzmanlar değerlendirdi. Moskova'daki görüşmenin en önemli boyutlarından birisi bundan sonraki süreç için başbakan yardımcılar düzeyinde sürekli bir görüşme formatının oluşturulması. O günkü görüş esasen ekonomik ağırlıklı, tizaret yollarının açılması, koridorların açılması ağırlıklı bir görüştü. Paşinyan, Karabağ'da bir statü konunun oluşturulması fikrini bir kez daha gündeme getirirken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı mevcut durumla bölgedeki gerilimin sona erdiğini belirtti bölgenin ekonomik kalkınmasını öne alan ortak bildiri sürecin daha da hızlandırılması için bir takım taahhütleri beraberinde getirdi. Deklarasyonla bölgenin kara ve demir yolu bağlantısını sağlayacak önemli projelerin hayata geçirilmesi için oluşturulacak çalışma grubu 1 Mart'a kadar bütün ihtiyaçları belirleyecek. Ancak 10 Kasım'dan bu yana bölgeden çıkmakta direnen Ermeni silahlı unsurlarının varlığı barışa yönelik en büyük tehdidi oluşturuyor. Rusya'nın 40 bin Ermeni'nin bölgeye döndüğünü bildirmesi de kafalarda soru işaretleri uyandırıyor. Uzmanlar sürecin daha sağlıklı ilerlemesi için eşit, adil ve kapsayıcı bir işbirliğinin oluşturulması gerektiğinin altını çiziyor. Bu işbirliği ortamının oluşması için Türkiye'nin her zaman ifade ettiği, Azerbaycan'ın da son dönemlerde ifade ettiği tüm bölge ülkelerinin birbirlerinin toprak bütünlüklerine ve egemenliklerine tam saygı duymaları lazım. Parşa, Parşadjidan yola tam sadık qalmalılar lazım. Üzümrü başkanı Erdoğan'ın daha önceden altılı platform önerisi vardı. Altılı platform önerisi bütün bölgeyi icləndirən İranın Gürcüstanda qatılımı ilə gerçəkləşdirilə biləcək bir geniş bir platformdur. O açıdan baxdığımız zaman Rusiya daha çox kendi kontrolündə bir e, sürezin gelişmesini istiyor. Ama daha doğru olanı Türkiye'nin de aktif katılımıyla geniş platformlu bir işbirliği ve güvenlik platformunun oluşturulmasıdır.